Selam arkadaşlar. Epey bir zamandır aslında bu dersi yapayım istiyordum ama bir türlü elim değmedi. Şimdi elim değmedi derken biraz şiir okumalarından sıra gelmedi. Bu aralar şiir okumaya sardım. Yani yıllardır aslında ihmal ettiğim bazı eski şiirlerim var. Onları, hatta hepsini mümkünse seslendirmek istiyorum. Kenarda kalmış. Bunlar bayağı ihmal edilmiş. Yani biraz fazla, yani ortalıkta fazla böyle şiir kitabı ya da işte şiir, bizde biliyorsunuz atasporu. Bunları böyle çok fazla gördüğüm için biraz şiirden soğudum belki. O yüzden saklamıştım ama biraz yavaş yavaş da ısındım onlara tekrar. Yani 2007'den beri yazıyorum aktif. Ama bunlar 2010'larda falan bitti. Yani 2010'dan sonra yazdığım şiir benim belki 3-5 tanedir. Nitelikleri de düşüktür. Ama asıl 2007, 2008, 2009 dönemleri çok aktif geçti. Ya o şiirleri belki ilerleyen zamanlarda kitap haline getirebilirim, bilmiyorum ama şu an için seslendirme kısmı benim için yeterince zevkli. Böyle de sürecek gibi gözüküyor. Ben aslında bu dersi özellikle biraz inanç konusuna ayırmak istedim. Çünkü ya son zamanlarda çok sık duyar oldum bazı şeyleri. Biraz da epistemolojiyle uğraşan bir adamım. Onları duymak biraz benim canımı sıkıyor. Çünkü çok ciddi bir mantık hatası yapılıyor. Yani mesela bu özellikle Avrupa aydınlanmasından sonra, bizim memleket için de Tanzimat'tan sonra inanç kelimesine karşı bir alerji var. Dini çağrışımlardan dolayı özellikle onun yerine bilgi, bilmek filan bu kelimeler ya da ben inanmaya karşıyım filan gibi şeyler duyuyorum. Bana çok komik geliyor. Şimdi epistemolojik olarak, yani ben hiçbir şeye inanmıyorum diyen kişiler duyuyorum. Ya mesela bir kişi şunu diyebilir: ben ölümden sonraki hayata inanmıyorum diyebilir. Bu ayrı bir şey. Ama bir şeye inanmıyorum. İnanca karşıyım. Yani bilerek yaşıyorum filan. Mesela böyle hani, yani bir de bunu böyle sınıfsal bir böyle üstten bakış şeklinde yapılması biraz felsefeyle meşgul bir kişi olarak beni rahatsız etmeye başladı. Bir de hoş ne desek batıyor artık. Hani böyle felsefeci desen ayrı bir şey. Filozof desen bir paye gibi algılanıyor. Filozofuz yani. Düşünmeyi seviyorsun. Filozofsun işte, bu kadar basit. Kendi Kant'la bir tuttuğun anlamına gelmiyor ki. Ya birisi rahatlıkla filozof diyebilmesi lazım. Felsefeci desen diplomanı göster diyor. Bu çok garip bir dünya ya. Neyse. Her neyse, o kısma girmiyorum. Şimdi şöyle. Piron'la beraber, yani skeptisizm, septisizm de denir, şüphecilik antik Yunan'da var. Takipçisi de çok. Felsefenin de özünde şüphe var. Burası böyle. Tamam, bundan yana sıkıntı yok. Teorik olarak istediğin kadar şüpheci olabilirsin. Hatta bu şüpheciliğin derecesi o kadar ileri noktalara götürüldü ki yani bu hani Descartes artık hani mesela metodik şüphecilik denir. Şimdi Descartes'e gelmeden önce ben biraz Piron'dan bahsedeyim. Mesela Piron o şüpheciliği de yaşamaya çalışan bir adam. Yani öyle uçurumlara falan bakmazmış, öyle konuşmazmış. Çünkü her şey şüpheli. Yani çıkan sesin senden çıktığını nereden biliyorsun? Niyet ettiğin sesin çıktığını nereden biliyorsun? Duyduğun şeylere inanmıyorsun. Gördüğün şeylere güvenmiyorsun falan. Her şey havada yüzüyor. Yani aslında hiçbir şey kesin değil. O yüzden şüphecilik okulunun karşısına kurulan okullara hep dogmatizm falan der. Ama dogmatizm deyince böyle şimdi anlaşıldığı manasıyla işte böyle dayatmacı, sorgulamayan, yobaz falan anlaşılmasın. Yani o skeptisizm o kadar şüpheciydi ki onun karşısına konan, evet biz bir şeyleri bilebiliriz diyen okullara dogmatik okullar filan deniyordu. Yani çünkü bu şüphecilik şöyle bir şey: bilemeyiz. Bilsek bile bildiğimizi bilemeyiz. O derece artık o kıyıda dolaşırken bu kısımda şöyle bir şeyi bariz bir şekilde fark ediyorsun.
Hani ara ara bizim bu konularda da geçiyor. Vita activa, vita contempla vita. Yani bir düşün yaşamı olarak felsefe ve bir yaşam biçimi olarak felsefe. Düşün yaşamı olarak felsefe de yani teorik düzlemde istediğin kadar şüpheci olabilirsin. Sana kimse karışamaz. Bilmiyorum. Bilinemez. Bilsem bile bildiğimi bilemem de diyebilirsin. Duyulara güvenmiyorum diyebilirsin. Zaten duyuları dövmek kolay yani. Onlara bir fiskelik canı var. Bunda bir şey yok. Problem şurada. Şüpheci olarak yaşayabilirim dersen işte burada hayır deriz. Yani vita activa. Bir yaşam biçimi olarak felsefede şüpheci olamaz. Ben hiçbir şeye inanmıyorum diyen kişi, ben nefes almıyorum diyen kişiyle eşittir. Şöyle söyleyeyim, sabah kalkıp akşam eve girinceye kadar trilyonlarca şeye inanırsın. Trilyonlarca şeye. Hiç değilse iki inanılacak şey arasında tercih yaparsın. Daha inanılır olanı seçersin. Ve devamlı seçersin. Seçmeden de duramazsın. Şimdi merdivenle mi ineceksin, asansörle mi ineceksin? Asansörün aşağı ineceğine inanmıyorsun. Merdivenin de aşağı ineceğine inanmıyorsun. Ne yapacaksın? Birine saati soracaksın. Türkçe bildiğini varsayıyorsun. Aynı evrende olduğunuzu varsayıyorsun. Karşıdakinin senin halüsinasyonun olmadığını varsayıyorsun. Yani dış dünya diye bir şeyin varlığına inanıyorsun. Rüyada olmadığına inanıyorsun. Konuşabileceğine inanıyorsun. Karşının senin konuştuğunu anlayacağına inanıyorsun falan filan. Yani demem o ki inançla dolu bir evrendesin. Ve inanmaya mahkumsun. Bu Sartre'ın özgürlüğe mahkumuz gibi oluyor. Evet, inanmaya mahkumsun. İnanmaya mahkumuz. Ama o hani o pironculuğun, skeptisizmin, şüpheciliğin böyle havalı bir tarafı var. Bunu hep söylüyorum. Yani böyle ben çok şüpheciyimdir. Öyle her şeye inanmam kolay kolay filan. İnanıyorsun işte. Yani UFO'lara inanmıyorum. O zaman UFO'ların olmadığına inanıyorsun belki. Onu tamamen gnostik, şüpheci bir aşamada bırakabilirsin. Belki UFO'lar senin hayatını fazla etkilemiyor ama bunun dışında gündelik hayatın içerisinde bir sürü şeye inanıyorsun. Bir bardak suyu içerken onun içinde zehir olmadığına inanıyorsun. Zehir olduğuna azıcık şüphen olsa içemezsin ki. Bir yudum bile içemezsin. İçinde şüphe hiç yok. Biliyorsun ki o, biliyorsun demeyeyim, inanıyorsun ki o seni zehirlemeyecek. Şimdi bu duyular meselesi şöyle yani. Felsefe diye bir şey başladığı günden beri duyular devamlı dayak yiyor. Yani güvenilmez, güvenilmez. İşte gözümün gördüğüyle kulağımın duyduğu farklı olabiliyor. Rüyada olduğumu nereden bileceğim? Yani kaşığı suya daldırıyorsun, kırık gözüküyor. Kırık mı? Ama bunu tecrübelerinden biliyorsun ki kırılmıyor. Çıkarttığın zaman tekrar düz. Duyulara güvenilmiyor işte. Neye güveneceğiz? Yani arkadaşlar, inanmaktan kaçış yok. İnanmak zorundasın. Dediğim gibi özellikle de son 100-150 yıldır dünyada inanma kelimesine karşı bir fobi var. Ama bundan bir kaçış yok. Şimdi bir şey inanç önermesi seviyesindeyse onun tartışması da olmaz. Delilleri konuşabilirsin. Bu şüphe miktarını artırır, azaltır. Ama ne ispat edilir ne çürütülebilir. Yo, ben ispat edebiliyorum. O zaman o inanç önermesi değil, bilgi önermesi. Bu şey gibi dünyanın yuvarlak olup olmadığı bilgi önermesidir. Dünya yuvarlaksa şu 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 olması gerekir dersin. Değil mi? Bazı ölçüleri var. Test edilebilir bir şey yani. Ve öngörülebilir bir şey. Mesela bir tarafa gidince öteki taraftan geri geliyorsun. Amerika'daki arkadaşını arıyorsun. Buraya gece, oraya gündüz gibi. Dünyanın yuvarlak olduğunu ispat edebiliyorsun. Çünkü bu bilgi önermesi. Ama mesela biz özgür irademizle hareket ediyoruz. Sorusunun cevabı bu bir inanç önermesi. İnanç önermesi olduğu için seni belki ikna edebilirim. Ama ispat edemem.
Kendimi de ikna ediyorum. Kendime de ispat etmiyorum zaten. Çünkü inanç önermesi. Yani bu şöyle bir şey. Elimi kaldırmayı ben mi istiyorum? Yoksa beynimdeki atomların kaçınılmaz bir sonucu olarak mı bunu yapıyorum? Birisi çıkar size şunu der. Hayır canım, içimden elimi kaldırmak geldi, kaldırdım. Yani bu kimse beni zorlamadı. Diğeri de şunu diyebilir. Hayır, determinist bir evrendeyiz. Laplace'ın cinini okumadın mı? Yani evren başından bugüne kadar ki bütün atomların, enerjilerin, maddelerin bir bulamacının bir sonucu, determinist bir sonucu olarak sen elini kaldırdın ve özgür iraden yok. Özgür irade yanılsaması var. Mesela Nietzsche bu kafadaydı. Ben buna inanmıyorum. Ama bunun olmadığını sana ispat edemem. İnanmıyorum derim. Sen de benimle birlikte inanmayabilirsin, inanabilirsin. İkisi eşit. Kanıt demedim, ispat da demedim, delil dedim. Çünkü inanç önermeleri ikna bazlı olduğu için deliller ortaya konabilir. Ben ikna olmadım deyip masadan kalkabilirsin, bu kadar. Ama özgür irademiz var mı yok mu sorusu Kant'ın vurduğu şamardan sonra, yani hala metafizik kendine gelemedi 200 yıldır. Bunlar inanç önermesi olarak kaldı. Ruh var mıdır? İnanç önermesi. Tabii teknikler geliştikçe, yani ispat edilebilirlik ve çürütülebilirlik geliştikçe, zaman içinde bazı şeyler inanç önermesi olmaktan çıkabilir, bilgi önermesi haline gelebilir. Mesela zaman göreceli midir diye bundan 500 yıl önce konuşacak olsak, ben diyebilirdim ki yani evrenin öyle bir noktasına gideriz ki zaman farklı geçer, farklı bir hızda geçer, daha yavaş geçer, daha hızlı geçer. Diğeri de hayır canım derdi ve bu ikisi de ne çürütülebilir ne ispat edilebilir bir şey olarak inanç önermesi olarak kalırdı. Ama Einstein'dan sonra biliyoruz ki özel görelilik, genel görelilikten sonra bunu ispat edebiliyoruz. Demek ki artık bu bir bilgi önermesi. İnanç önermesi olmaktan çıktı. İşte bu yani yüzlerce yıl Tanrı konusu da öyle. Kant'a kadar çeşitli ispatlar sunulmuş. Kesin delil, kesin ispat, kesin. Mesela o kesinlik kelimesi. Kimi karşı görüşlerde, yani ateist, teistin karşısı ateisttir. Teist, teo, Tanrı'dan gelir. Tanrılığı reddediş ve Tanrılığı kabul ediş diye çevirebiliriz. Dindar olmak başka bir şey. Bir bilgi veya çürütülebilir, ispat edilebilir bir şey olarak düşünüldüğü için devamlı bu tartışmalar yapıldı. Kant'tan sonra şu çok rahat bir şekilde söylendi. Yani evrende olmuş herhangi bir şeyi bunu Tanrı yapmıştır diye inanabilirsin. Hayır, bu şu 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 süreçler sonucunda olmuştur diyebilirsin. Bu ispat edilebilir veya çürütülebilir bir şey olması, şu da çok tuhaftır. Bir dindar bunu savunamaz. Yani bir dindar inanç önermesidir demeli zaten. Çünkü bilgi önermesi olsa bu şu anlama gelir. Ansiklopedileri az okuyan cehenneme gider. Dersinde iyi çalışan cennete gider olurdu. İnanç neresinde bunun? İman neresinde? Yani bu fideist bir şeydir. Yani imana kalan bir şeydir. İnanca kalan bir şeydir. Deliller ortadadır. Bakarsın, edersin. Kalben ikna olursun ya da ikna olmazsın. Yani işin doğrusu günün sonunda duygusal bir şeydir. O yüzden burada mesela ispatlar ve çürütmelerin ortalarda fazla uçuştuğu bir yerdeyiz. Bu Kant'tan sonra epey değişti. Onu söyleyeyim. Yani artık hani böyle oralarda şu kesin, bu kesin diyemiyoruz. Kesin demek zaten dediğim gibi işin doğasına aykırıdır. Mesela bu Edip Yüksel gibileri filan, ben inanmıyorum, biliyorum falan diyor. O kadar yanlış ki. Yani sen biliyorum diyorsan, sana inanma sınavı gönderen Tanrı'yı mı kandırdın da biliyorsun? Bu bir inanma sınavıysa, o zaman sen nasıl o sınavın üstünden atlayıp bilme sınavı haline getirebildin ki? Ya senin nasıl bir beynin var ki? Yani şunu düşünmen lazım. Ya beyinler
inanma aşamasında, yani bilebilirlik aşamasına gelecek kadar kapasiteli tasarlanmış değil ki bu bir inanç sınavıdır demem beklenir. O anlamda aslında dinlerin özünde agnostisizm, yani gnostik, gnos, bilmek, yani bilinmezcilik vardır. Çünkü bilgi sınavı değildir, inanç sınavıdır. Yani o anlamda inancın bir boyutu var. Bir de şey söyleyecektim, Descartes meselesi yarıda kaldı. Şimdi Descartes artık şüpheden bıkmıştır. Yüzlerce yıldır felsefede şu şüpheli, bu şüpheli filan. Artık bir şeyler söyleyebilmek istemektedir ki hani felsefenin o şüpheden bıkma hali krizi tam da çözülmüş değil. Yani Husserl'ler filan da öyle. Yani artık şüphesiz bir şeyler söyleyelim. O hala devam ediyor. Ya, şüpheden tamamen kurtulmanın bir yolu var mı? O ayrı mesele de. Descartes şunu der. Tamam, duyular yanıltıcı. Ben rüyada mıyım onu da bilmiyorum. Mesela 2 kere 3 6 mı? Onu da bilmiyorum der. Burası bence son derece abes. Bence en kesin bildiğimiz şey budur. Şüphesiz bildiğimiz şey matematiktir bana göre. İnanç, inancın içine hiç karışmadığı tek şey a priori bilgiler. Mantık, matematik ikisi. Ama Descartes bundan bile şüphe eder. Der ki, belki bir cin beni kandırıyor. İçimde bir matematik cini bana sayıları yanlış gösteriyor olabilir. Beni bu konuda kandırıyor olabilir. O yüzden ben matematiği de bilmiyorum. Ya ondan da şüphe ediyorum. Peki ben neyi biliyorum? Cogito ergo sum. Türkçe'ye nasıl çeviriyoruz? Düşünüyorum, o halde varım. Aslında bu o halde şöyle ya. Düşünüyorum, bunun sonucunda varım değil. Biraz böyle anlaşılıyor bazı yerlerde. Düşünüyorum, varmışım demek ki. Yani İngilizce nasıl mesela, I am thinking, therefore I am diye çeviriyorsun. Therefore orada ne demek? Ya düşünmenin sonucunda var oluyorum değil. Düşünen her şey vardır. Var olan her şeyi düşünüyor değildir ama düşünen her şey vardır. Ama daha sonra şunu söyleyeyim. Descartes'tan sonra gelen bazı filozoflar Descartes'in bu eminliğini bile eleştirmiştir. Sen düşünen şey sen olmayabilir filan gibi. Orası biraz transandantal egoya filan giriyor. Oraya çok karıştırmayayım da, çok karışır çünkü konu. Ama demem o ki, yani o felsefede o şüpheyi savuşturma için Descartes o şüpheciliğin sonuna kadar gitmeye çalışır. Buna metodik şüphecilik diyoruz. Yani metodik olarak şüphe eder her şeyden ve bundan emin olur. Bundan sonra emin olduğu şey tarı. Kayıt ansızın kesildi niyeyse. Evet. Yani Descartes'in o metodik şüpheciliği aslında o şüpheciliğin üzerine gidip belki de biraz son en azından kesin olan kısımlarla ilgili bir eminlik çabasıydı. Yani bilinebilecek bir şeyler var mı ile ilgili çabasıydı. Dediğim gibi matematiği bile reddetti. Matematikten bile şüphe etti. Ha, bunu yanlış anlamayın. Descartes büyük matematikçidir aslında. Analitik geometrinin babasıdır. Modern bilimin de babası kabul edilir. Ama burada hani o gerçekten şüphe etmesinden bahsetmiyorum. Teorik olarak hiçbir şeyden emin olup olamayacağı ile ilgili bir sorgudan bahsediyorum. Dediğim gibi burada kendisinden emin oldu. Çünkü düşünmektedir. Cogito ergo sum'dur. Ve Tanrı'dan emin oldu. Dış dünyanın şüphe edilebilir olmasıyla alakalı felsefe hala can çekişiyor. Mesela o Husserl'lerin falan düştüğü, yani en son geldiği nokta hep böyle anlaşıldı. Kendisi bunu gerçi reddetti ama yani tek sen varsın. Belki kavanozdaki beyinsin. Belki dünyadaki her şey yalan. Belki sen bir cihazın içine bağlısın. Anıların yalan. Yaşadıkların yalan. Her şey yalan. Matrix'i düşünün. Onun gibi. Böyle bir durumda neye inanabilirsin? İşte Descartes böyle bir durumda ben varıma inandı.
Anlatabildim mi? Çünkü düşünmekteydi. Yok olamazdı. Bir de Tanrı'dan emin oldu. İşte arkadaşlar, o yüzden inancın şüphe oranını artırdıkça aşağı doğru iniyor. Ona varsayım diyebiliriz. Varsayımlarla hareket ediyorsun. Bu hani içtiğin çayın içinde zehir olmadığını varsayman gibi. Daha da aşağı indiğinde inkar. İnkardan yukarı çıktın varsayım. Daha da yukarı çıktın inanç. Daha da yukarı çıktın kesin inanç. Daha da yukarı çıktın belki bilgi. Fakat bu dediklerimin tamamı teorik için geçerli. Pratik hayat nasıl? Dediğim gibi pratik hayatta yani ben Kierkegaard'ı çok seviyorum o açıdan. Kierkegaard diye okumak lazım değil mi? Yani ne yapmalıyım sorusu ya. Çok önemli ya. Ne yapmalıyım? Yani şüphecilik şöyle, idealizm şöyle. Nesnelerin aslını bilebilir miyiz, bilemez miyiz? Hepsini geç. Ne yapmalıyım? Şu an ne yapacağım? Daha önemli bir soru yok ki. Yola çıktın, dışarı çıktın. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Kierkegaard bu soruyla uğraştı. Ve bu sorunun geleneksel batı felsefesinin ihmal ettiği bir soru olduğuna kanaat getirdi. Çok da doğru. Uzun yıllar stoacıları falan dışarıda bırakırsak, o Roma felsefesini falan, ne yapmalıyım sorusu ihmal edildi. Yani nesneler aşağı, nesneler yukarı. Dış dünya gerçek mi, yalan mı, şu mu, bu mu? Şüphecilik vesaire. Ama orada kocaman bir ne yapmalıyım sorusu var. Çünkü ne yapmalıyım sorusunun içerisinde artık öyle şüpheye falan yer yok. Varsa var şüphe. Bir şey yapmak zorundasın. İşte o pironculuğun, septisizmin, o kibri orada kırılıyor. Çünkü ben çok şüphecim, hiçbir şeye inanmıyorum. Bir şey yapmak zorundasın ama. Şüpheci olarak hayatta kalamazsın ki. Yani şüphecilik olsa olsa teorik zeminde mümkün olur. Pratik zeminde mümkün değil. Çünkü bir şeyler yapmak zorundasın. Yani hiçbir şey yapmadan kenara çekiliyorsan bile sen bir şey yapmış oluyorsun. Bir şey yapmama olma. Böyle bir durum, şansın yok. Yok olamıyorsun çünkü. Şüpheleniyorum, her şeyden kenara çekiliyorsun. Kollarını bağlıyorsun. O da bir eylem. Ya koltuğa mı oturacaksın, yere mi oturacaksın, ne bileyim, sedire mi oturacaksın? İşte inanmıyorum. Bunlar kırılabilir, yıkılabilir. Ayakta durmayı tercih ediyorsun. O da bir duruş, o bir eylem. Ya bir şey seçmiş oldun aslında. Seçmeye mahkum olduğun için zaten bir şeylere inanmaya mahkumsun. Bir şeylere inanmaya mahkum olduğun için de yine kamerada bir sorun oldu ama artık toparlayayım, zaten sona gelmiştim. Bir şeylere inanmaya mahkum olduğun için de eylemeye ve şüpheden uzak, yani inanarak, dogmatik eylemeye ve yaşamaya mahkumsun, mecbursun. Bu bir mahkumiyet. Bundan kaçış yok hiçbir türlü. Arkadaşlar, Kierkegaard okuyun. Tavsiyemdir. Onun duruşu hoşuma gidiyor. Sokrates, Stoacılık, buralara bakın. Ya onun dışındaki Batı felsefesi biraz zihin jimnastiği gibi bir şey. Çok uğraştım, çok da keyif aldım ama o kısımlar maalesef öyle. Yani günün sonunda ben ne yapmalıyım sorusuna pek cevap veremiyor. Şimdilik selamlar, iyi akşamlar, iyi geceler, görüşmek üzere diyelim.